Bunun için iki yaklaşım var. Çünkü iki tane yönetmeliğimiz var. Birincisi kentsel dönüşüme altlık oluşturan riskli yapıların tespit edilmesine ilişkin esaslar diye bir yönetmeliğimiz var. Ya da halk arasında bilinen adıyla kentsel dönüşüm yönetmeliği. Bir de bildiğimiz standart Türkiye bina deprem yönetmeliği var. İkisinin amacı birbirinden farklı. Eğer yapınızı, binanızı Kentsel dönüşüme sokmayı planlıyorsanız ve yapı, binada oturanlar da büyük çoğunlukla bu düşüncede ise bence doğrudan riskli yapı tespit esaslarına gidilmeli. Oradaki şartlar biraz daha hafif yani daha az şeye bakılıyor, daha az karot alınıyor, daha az demir alınıyor, daha hızlı ilerleyebiliyor. Bunun sonucunda binanız eğer riskli çıkarsa da Yine iki yolunuz var. Ya binanızı kentsel dönüşüme sokup yani yıkıp yeniden yapacaksınız. Ya da çok kısa bir süre içinde, bir ay içinde binanız için bir güçlendirme projesi hazırlayıp bunu belediyeye onaylatacaksınız. İkinci Si ise binanızın karnesini almak istiyorsunuz. Yani benim binamın performansı nedir? Ben kentsel dönüşüme sokmaya şu an için bir niyetim yok ama depreme dayanıklı mı binam değil mi? O zaman lütfen etraftaki sosyal medyada dolaşan şeylere kulak asmayın. Tek bir hukuki adımınız var atabileceğiniz başka da yok. O da Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nin 15. bölümüne göre deprem değerlendirmesini yapmak binanın. Bunun için elbette işte zeminle ilgili parametrelerin bilinmesi gerekiyor. Eğer bunlar yoksa zemin etüdünün yapılması gerekiyor. Belli sayıda karot Alınması yani beton numunesi alınması gerekiyor, demirlerden donatıdan bazı kuponlar alınıp onların denenmesi gerekiyor. Binanın planının statik projesinin çıkarılması gerekiyor. Mevcut eğer belediyeden bulabiliyorsanız hemen onu çıkartın çünkü o büyük bir altlık oluşturuyor. Türkiye'de çok da ona uyarak yapılmasa da sonuçta o yapılıyor. Yani ona benzer bir şey yapılıyor. Bu yapılan çalışmaları çok hızlandıracaktır. Onun için herkese söyleyebileceğim ilk şey lütfen gidin belediyeden statik projelerinizi bulup bir kopyasını da yönetimde tutun bina yönetiminde. Çünkü Röle ve ekibi gelecek. O, o statik projeyi yerinde denetleyecek. Ne kadar uyulmuş, nelere uyulmamış, kolon boyutları doğru mu, yerleri doğru mu? Bunları çok daha hızlı şekilde değerlendirir. Ondan sonra bu verilerin hepsi toplandıktan sonra doğru bir şekilde bilgisayarda üç boyutlu matematiksel modeli oluşturuluyor. O çözümleme yapılıyor. Elbette binanın konumuna göre, enlem ve boylamına göre gelecek deprem kuvveti de Türkiye deprem tehlikeleri haritasından alınarak bir analiz yapılıyor ve size performansının ne olduğu söyleniyor. Yani hemen kullanım olabilir, can güvenliği performans olabilir, göçmenin engellenmesinden önce bir yerde olabilirsiniz hatta çok daha tehlikeli göçme bölgesinde olabilir binanız. Ondan sonra sizin bu performans seviyesine göre de bir önlem almanız gerekiyor. Bu güçlendirme olabilir, yıkıp yeniden yapma olabilir ama güçlendirmenin de doğru bir alternatif yerine göre olduğu unutulmamalıdır.